Mutfağımda bugün Merve Toy var ve Merve ile birlikte Çerkez tavuğu yapacağız. Çerkez tavuğu yapacağız. Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen gün Beyin Gurme'deki programa geldi evet. Merve. Birlikte böyle Çerkez tatlıları yaptık. Çünkü Merve'nin kökleri oraya dönüyor. Evet. Ama Çerkez tavuğu o kadar iyiydi ki ben dedim ki Merve Allah aşkına gel YouTube'da da yapalım. Biz programdan sonra konuşmadık hiç. Yani buraya gelene kadar bugün kendi... Hakikaten hiç yedin mi öyle Çerkez tavuğu İstanbul'da? Böyle bir Çerkez tavuğu yok. Ben dedim değil mi? Gerçekten öyle. The Çerkez tavuğu yani. O yüzden Merve size Beyin Gurme'de de söylemiştim. Annem çok kızıyor Çerkez tavuğu bir yerde söylediğim zaman bu Çerkez tavuğu mu diyor falan eleştiriyor diye. Hakikaten o kadar fark var arada. Alakası yok. Zaten normalde Çerkez tavuğunun içinde 1001 tane farklı şey giriyor. Burada cevizi bol. Hikmeti evet, onda değil mi Merve? Ceviz acıka bile. İşte evet. O acıka çok enteresan bir lezzet. Bunu bir anlatalım ya. Anlatalım. Bu böyle biber, kırmızı böyle büyük biberler var ya böyle çuvallarda falan satılır hatta. O biberleri alıyorlar bizimkiler mevsiminde. Galiba mevsimi yaz sonu falan. Öyle tahmin ediyorum. Siz yine araştırın mevsimini. Onları işte böyle haşlayıp, işte şeyden geçirip, bol sarımsak, bir takım baharatlarla böyle bir salça haline getiriyorlar. Yani baharatlı bir salça. Çok sarımsaklı ama. Dolayısıyla yoğun bir tadı ve kokusu çok var. Ya yani mesela böyle kaşıkla alıp yiyince biraz yoğun geliyor. Bir şey, tabii ama yemeğe konunca evet aynen. Bir de şey güzel. Hani Merve bana anlattığı arada bunun güzel yanı başka hiçbir baharat koymana var. Gerek yok artık. Aynen. Çünkü bu zaten o kadar baharatlı ve evet. Sarımsaklı bir şey zaten sarımsak. En sevdiğim sarımsak şey. Sarımsak neye girse güzelleştiriyor diye bir şey var değil mi? Yani evet. Bunda bol sarımsak var, bol baharat var. Dolayısıyla dediğin gibi zeytinyağlılar dışında her türlü yemeğe, yumurtaya, patates mesela ben patates kızartırken böyle patatesleri doğrayıp böyle buluyorum şeye, acıkaya. İnanılmaz güzel oluyor. Bak onu bir de yemek yapmayı bilmiyorum diyorsun. Ne numaralar? Biraz daha fast food tarzı. Ne numaralar, ne numaralar? Şimdi burada 500 gram kadar evet. Ceviz var. Evet. Cevizi bol. Cevizi bol yani bizim şu an yapacağımız tarifin cevizi bayağı bol yani siz bu kadar çok ceviz kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü bizim bir but bir göğsümüz var. Atıyorum buna iki but iki göğüste de bu kadar ceviz kafi gelir ama biz biraz daha böyle malzemesi bol yapıyoruz. Bugün. Yapmışken en iyisi olsun. Önce bunu mu geçiriyorduk Merve ne yapıyorduk? Önce cevizi koyuyoruz evet. Tamam. Biraz tavuğu haşladığımız suyumuz var. Cevizi tavuğu haşladığımız suyla blenderdan geçiriyoruz ki çok daha tabii ki lezzetli oluyor. Yani normal bir su koysanız bu kadar lezzetli olmaz. Sen sanki şey demiştin, boza kıvamı demiştin. Evet aynen, boza kıvamına gelene kadar. Siz böyle dışarıda yediyseniz Çerkez tavuğu çok yoğundur onun kıvamı. Böyle kaşığı aldığınızda düşmez yani sallayıp koyarsınız tabağınıza. Bu öyle bir şey değil, biraz daha böyle... Koyu bir beklemiş mercimek çorbası diyorum. Ha, evet. Beklemiş mercimek çorbası kıvamında, biraz koyu kıvamda olacak. Şimdi ilk önce... Hepsini koymayacağım. Yok, suyun hepsini koymayalım. Sen bana dur evet, de. Evet, biraz böyle bunun yarısı kadar koyarsak şeyimizi, tavuk suyumuzu. Bunu biraz ben şeyle dağıtacağım, sulandıracağım. Bayağı yoğun evet. Bir şey o, güzel görünüyor ama. Bunu blenderdan geçireceğiz. Dur bakayım. Bu arada biz Merve ile çok eski arkadaşız. Evet. Lig TV'de çalışıyorduk ikimiz de. O zamanlar spor yayınları yapıyorduk. Şimdi... Şimdi yemek. Ama sporla yemek ayrılmaz bir ikili olduğu için. Bir şekilde ama, ortak nokta bulduk. Ama bak o zaman da hatırlıyorsun hep böyle bir yemek programı yapsak falan. Ama sen hep söylüyordun. Hep. Aynen hep böyle bir... Sporcu beslenmesi. Hani öyle böyle bir yemek vardı. O zamanlar ben hatırlıyorum böyle daha hiç şey Instagram falan yoktu galiba. Instagram yoktu. Instagram yoktu. Böyle Twitter yeni çıkmıştı. Evet. Ama insanlar böyle blog yazıyorlardı falan ama bloglar da böyle hani çok az sayıdaydı. İdil o zaman blog açmıştı. Hep başından beri hep şey diyordu yemek üzerine yemek üzerine diye. O yüzden şey yani tam böyle şahane bir buluşma oldu biliyorsun, bence. Biliyorsun geçen gün o ilk açtığım blogu buldum ve okudum. Ve yani o kadar duygulandım ki şey yazmışım. Yemek kitabı aramaya gitmişim. Yemek kitapları hakkında bir yazı yazmışım ve işte demişim ki yani yemek kitaplarına bakıyorum ya çok malzemeler var. Hani çok zor malzemeler, asla bulamayacağınız şeyler. Böyle çok uzun uzun anlatımlar. Hani ya da böyle Türkiye'ye uyarlanamıyor. Hani biri böyle keşke pratik yemek tarifleri olan bir yemek kitabı yazsa yazmışım. Sen ve yazdım. Evet. İnanılmaz. O yüzden evrene böyle diyorlar ya sesli gönderin mesajlarınızı ya da yazılı gönderin. Mutlaka bir şekilde o önünüze çıkıyor diye seninki tam o olmuş. İnanılmaz yani. Ben de biz birlikte blog açmıştım. Ben o blog hiçbir şey yazmadım. Hiçbir değişiklik yok hayatım. Sonunda açmıştık blog. Spor seyahat falan. Spor seyahat evet. Ama niyeyse ben hiç böyle üzerine gitmedim onun. Bakalım, basıyorum. Biraz daha koysak mı? Koyalım. Biz böyle 2-3 parçada tamamlayacağız suyu koyma işlemini. Bundan sonraki turda da acıka ve yine ekmek içi koyacağız. İçine kapağını da alalım.
Onu bir karıştırayım Merve ben. Değil mi? İçine sonra biraz daha su girecek. Evet. Ama şey, içi şöyle. Sana da göstereyim bu. Şimdi acıka da istersen koyabiliriz biraz. Koyalım mı? Aha, ha, koyalım değil mi? Şeyini versin. Bu acuka benimle beraber Merve'nin getirdiği acuka bu. Her yere seyahat etti. Televizyondan eve, evden ofise. Ben sana bunu kahvaltılık böyle ekmek üstüne sürmek için olanı getirecektim. Bugün unuttum sana. Ayrıca yeter mi? Onun kadar bir parça daha koyabiliriz. Tamam. Zaten benim şey hani bir çantamda ne var videosu çeksem acuka, tencere, ondan sonra rende falan. Biraz daha koyayım mı? Bir tık daha koyalım idi çünkü bayağı çok cevizimiz var. Suyumuzun da bu arada tamamını artık koyabiliriz. Tamam. Ve suyla karışsın, sonra da ekmeği koyar yine bir tur döndürürüz. Şöyle koydum. Bir iki dilim soğan da kaçmış ama bence bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zaten şey haşlarken bu arada tavuğu soğan koyuyoruz. Evet. Onu unutmayalım ki lezzet veriyor. Yani sarımsak. Dur Cenk komşu şey orada. Tamam şimdi. Şimdi son olarak bir dilim bayat ekmek de olur. Hani bayat ekmeği biz tercih ediyoruz. Bayat ekmeğimizi dökeceğiz. Şunun ikisini de koyuyoruz evet, zaten. Bir dilim olacak. Bir dilim olacak. Bu arada rengi böyle olmalı. Sence biraz daha su ekleyelim mi kıvamı mı? Bir tık daha evet kıvamını bir tık açmamızda fayda var yok. O zaman biraz daha şuna koyacağım. Evet. Bu su temiz bu arada. Tamam. Şey filtreli akıyor. İdil bence biraz daha bile koyabiliriz. Çünkü böyle enteresan bir şekilde ekmek de biraz emziyor. Evet. Döviz de yine suyunu biraz çekiyor anladığım kadarıyla. Yağ yok. Yağ çünkü yok, zaten tavuğun şey. Yağı girecek. Tavuk suyunda vardı. Evet, şimdi soğutur. Ben tavuğu dideyim mi bir yandan? Olur. Tavuğu haşladıktan sonra yine bir kez daha söyleyelim. Tavuğu haşlarken mutlaka içine böyle bir küçük soğan atarsanız o lezzet verecek. Sonra da böyle didikliyoruz tavuğumuzu minik minik. Artık siz böyle hani hangi boyutlarda yemeği seviyorsanız çatalınıza mı gelsin yoksa işte biraz daha böyle batırıp daha büyük parçayla mı almak istersiniz tavuğu? Ona göre kendiniz boyutunu belirleyebilirsiniz. Şimdi kıvamı müthiş oldu. Bu arada kıvam rengi de süper. Rengi de çok iyi. Şöyle biraz böyle. Buradan herhalde anlaşılıyordur kıvamı dökerken de yine. Anlaşılır. Ama rengi acıka sebebiyle tabii ki böyle turuncu oluyor. Bu renk mesela Çerkez tavuğu normalde asla olmuyor. Evet, normalde böyle evet. Eter rengi oluyor. Bayağı tavuktan bir tık daha koyu, koyu oluyor. Çünkü işte acıka ona şey veriyor. Hem renk veriyor hem lezzet veriyor. Ya bence en temel fark biraz da tabii hep ben söylüyorum. Ceviz böyle çok ucuz bir şey değil. O yüzden eminim cevize az kullanmaya çalışıyordur hani restoranlar vesaire. Zaten böyle küçük küçük tabaklarda meze olarak servis edilen bir şey Çerkez tavuğu. Ama biz ana yemek olarak tüketiyoruz. Bayağı öyle yani mi? Bizim için ana yemek Çerkez tavuğu. Tamam. Mesela yanına işte bir salata yaptım, bir şey yaptım yani falan. Ya da işte başka birkaç tane daha hani Çerkez yemeği var. Onları yapıp böyle masada biraz bizim masa şey gibi kuruluyor. Hiç böyle tek ana yemek yanına bir şey değil de böyle 3-4 tane Çerkez yemeği oluyor masada. Herkes tabağına böyle şey gibi alıyor. Tam meze gibi yani. Evet, aslında en güzeli. Mesela bu var bir tane halujaydı değil haluja mi? Haluja var o biraz börek. Hamurlu bir şey. Evet böyle biraz daha büyük yapılmış mantı gibi. Onun dışında ya aslında seni bir gün bir daha gelip ben şey yapayım. Yine cevizli. Bizim her tarifte hemen hemen ceviz var bu arada. Kara lahana ve cevizli bir tane tarif var. Ay bayılırım o tam meze gibi ama. Yani o bayağı böyle koyu kıvamda bir şey. Bir şey. Hiç içine su konmuyor. Kara lahanalı olan da çok güzel o da. Bu arada şimdi dünyada kale çılgınlığı var ya hani bütün evet. Böyle işte Amerika'da Pinterest'te, Instagram'da bütün böyle influencer'lar, aşçılar falan filan gittiğiniz bütün restoranlarda herkes kale. Kale aslında kara lahanayla aynı familyadan. Kara lahana da yani özellikle kuzey Karadeniz'de çok kullanılır. İşte sizin oralarda da çok kullanılıyor diye tahmin ediyorum. Başka ismi var ya bilmem sen kaza yağı diye bir şey var biliyor musun onu? Yok bilmiyorum. Ama başka bir ismi var eminim yani bitki olarak. Biraz sen biliyor musun kaza yağı? Ben bir bakacağım yani kaza yağı diye geçiyor ama yani annemler öyle kullanıyorlar. Eminim başka bir ismi vardır yani böyle manav vesaire için. Fakat mesela cibes de öyle. Ben cibes'i cibes. Cahip seviyorum. Burada bulamadım İstanbul'da. Yok cibes
Ancak ben bir tek cibesi İzmir'de bulabiliyorum. Mesela Çanakkale'ye gittim geçenlerde. Cibesli bir şey yapacaktım. Çanakkale'de bile çok zorlandım cibes bulurken. Ya çünkü burada cibes bir sürü ilk defa duydunuz. Burada bazen söylüyor. Makro'da falan oluyor cibes. Ya. Değil mi? Biz en son nereden aldık? Makro, metroda falan vardır kesin belki. Cibes. Belki ama yani burada mesela çok bilinen bir şey değil cibes. Peki kazayağı da şeye mi benziyor? Kazayağı da belki öyle olabilir. Daha böyle şey gibi. O da mı lahana? Daha sert. Lahanadan daha sert bir bitki o. Hatta bulursak çekimden sonra falan belki şey olur. Insert girersin neye benziyor. Aynen. Bulursam eğer ne olduğunu. Bulur. Aslında kazayağı ile yapılıyor bizim o... Biz karalahana ile yaptı. Diyoruz. Çapa. Çapa diyoruz. Akol çapa diye o Abazca ismi tabii. O böyle karalahana, yani kazayağı varsa kazayağı, karalahana, acıka, cevizle yapılan bir şey. Sen Abazca konuşuyor musun? Konuşamıyorum, çok az yani böyle hani ilk seviye. Hani nasılsın, iyi misin, işte iyiyim nasıl deniyor nasılsın, iyi misin? Bu... Bunu yiyor mu? Çok enteresan. Yani varamış mı, bubziyo mu diye söyleniyor. Nasılsın, iyi misin, ne var ne yok gibi bir şey. Bu arada Abazca o kadar müthiş bir yer ki Merve bana evet. Fotoğraflarını göstermişti. Yani ben hayatımda bu kadar yeşillikli bir yer görmedim. Tekrarlıyorum, Merve Toy bizi Abazca'ya götür. Sen Gürcistan gitmiş miydin? Gitmedim. Gitmedin. Şey, Gürcistan'a gittiysen eğer çok benziyor. Zaten sınırı çok benziyor coğrafya birbirine diye Gürcistan'a gittin mi diye sordum ama evet, çok güzel bir yer. Bu arada tabii çok zor bir dil yani. 69 harf alfabesi, kiril ne? Falan evet. Yani öyle mi? Zaten öğrenme ihtimali yok. Annemin harfi ana dili tabii. Peki yani. Siz ne zaman geldiniz buraya? Biz üçüncü kuşak buradayız. Ha, yani tamam. Dedenler beraber, geldi. Dedemle beraber. Ama çok sık gidip geliyorsunuz evet, değil evet. Mi? Yani şey orada da evimiz var. Peki şey, genelde mesela Abazya'dan Sakarya'ya mı çok gelen olmuş? Dağılmış Çerkesler. Şey Samsun, Kayseri'de var. Düzce, Sakarya'da var. Onun dışında bir de Sivas'ta var biraz. Bir, tamam. O kadar yani ama bir toplu böyle koloni halinde yaşadığımız için biz hep aynı yerlerde yaşıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla zaten kültürüne de inanılmaz sahip çıkan bir halk evet. Değil mi? Yani ne güzel. Ben bile hani böyle çok İstanbul'da büyüdüm neredeyse falan. Evet daha yoğun bir hayatım var falan. Ona rağmen ben bile hani bayağı kültür tarafında şeyimdir. Evet böyle, yani çok gidiyorsun ediyorsun falan. Kültür böyle enteresan yani şey Türkiye zaten çok zengin o anlamda. Zaten Türkiye'nin güzelliği aynen. O. Aynen. Dolayısıyla böyle başka yani ben kendi kültürüme çok alaka gösteriyorum, seviyorum. Onun dışında başka kültürler de böyle çok ilgimi çekiyor ve araştırıp. Hani ben sorarım mesela işte sizin var mı böyle enteresan düğün geleneğiniz işte ne bileyim böyle gelin damat. Var mı sizin enteresan düğün bizim geleneğiniz? Çok, yani hep zaten mesela Abazız biz işte Çerkes diye genellersek. Kız al kız verme falan derler böyle çünkü çok zor bir şey yani gelin olmak işte böyle çok hizmet ettiriyorlar sana falan gibi şeyler var. Böyle, bunu niye tutuyorsam emin şey, ya gelin deyince böyle Süreyman. Bilendirme olayı elime alayım. şey böyle çok zor şeyler var mesela işte eskiden. Ya o maalesef Türkiye genelinde var yani işte abi, geline böyle şey yapmak, hizmet ettirmek. Evet, ama ona hayır. O yüzden evlenmeyerek ben. Hizmet etmeyin, size hizmet etsinler. O riski almadım evet. Ben görümce olarak kalıp hizmet etmeyi tarafını seçtim kendime. Şimdi dedik bu tamam. Kaplarımızı. Bunu çıkaralım mı? Çıkaralım aynen. Hemen feminist bir şeyle de, bakış açısıyla da konuyu toparlayayım. Şimdi, evet artık, ha bir tık bile daha sıvı olabilir Edil biliyor musun? Öyle mi? Ekleyelim mi? Ya, evet. Yapalım. Ben bekledikçe bu emiyor bir şekilde. İçine koyup karıştıracağım ben şimdi. 10 şey yapacak. Bir tur daha, evet. Öyle karıştırsak süper olacak. Tamam işte. Çünkü bayağı çekiyor. Evet. Ekmek de çekiyor, ceviz de aynen. Çekiyor. Sanki bu iyi değil mi? Bu tam boza. Evet, tam kıvamımız oldu. Dökeyim mi? Evet, dökebiliriz. Tam olması gereken kıvamda oldu şu anda bu arada. Bol soslu. Evet, bol cevizli. Acıka biz böyle 3 tatlı kaşığı kadar koyduk. Yani aşağı yukarı böyle 1,5 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. 1 but, 1 göğüse. Tuz bile koymadık Veda. Tuz. Hiçbir şey koymuyoruz. Sadece acıkamız yoksa tabii ki sizde hani hem renk vermesi için biber salçası, sarımsak ve başka baharatlar. Kimyon da var bizi içinde. Var. Acı vardı galiba biraz. Bir tık evet acı hani damak tadınıza göre acı da ekleyebilirsiniz. Yani bol baharatlı ve rengi içinde tabii ki salçalı, biber salçalı ve sarımsaklı olması lazım.
koyacağınız sosun. Bizde hepsi bir arada olduğu için, tek bir şeyde acı kayı içinde olduğu için biz sadece acı kayı koyduk. Şimdi bunu bekletelim, o sırada tereyağını mı yapalım? Evet, üzerine süslemek için şimdi şey yapacağız. Pul biber ve tereyağımız var. O zaten bildiğiniz süsleme biliyorsunuz. Yağ kızdırıp işte şeyle, pul biberle süsleyeceğiz. Şimdi bunu... Bu çok mıydı? Hepsini koyayım mı? Bence koyalım ya. Aynen. Evet. Tamam. Merve ne kadar değişti değil mi yani 6 senede bütün dünya? Hani bizim o Lig TV'de televizyonda çalıştığımız dönemden bu yana. Yo, şimdi Instagram yoktu ya, Twitter yeni çıkmıştı. Değil mi yani ve hani çıkar çıkmaz bu kadar dünyayı ele geçirmiş olması enteresan. Evet. Bazen ben de düşünüyorum. Sanki böyle Instagram hep hayatımızda varmış gibi. Bazen şey oluyor ya, Instagram çok error veriyor ya bu ara, böyle bir şey oluyor. Gidip, evet. Böyle sanki bir şeyim kaybolmuş falan. Ne oldu ne yapacağım falan. Sanırım ki yani 5 sene önce yoktu zaten yani niye bu kadar... bağlandıysak. Ama sanki o zaman daha iyiydi ya. Ben biliyor musun aynı şeyi düşünüyormuş. Hani bu sohbete girmek istemiyorlar yani. Ama gerçekten. Hani eski zamanlar daha şeydi diye ama. Cep telefonu falan olmadığı zamanlar demeyeceğim. Yani cep telefonundan memnunum da böyle yani bu kadar sosyal medyada birbirinin hayatına hakim olduğun bir şey olmasa daha iyiydi. Bir kere telefon çok daha az elimizdeydi. Evet, yani çok daha az bakıyorduk telefona. Düşün ki biz ilk tanıştığımızda iPhone'umuz bile yoktu. Evet. BlackBerry'li miydik? Büyük ihtimalle BlackBerry'liydik. BBM'ciydik evet. Yani. Evet ya biraz çok oldu Merve ama olsun. Olsun. Şimdi bunu tabağa alıyorum. Kaşığımızla üstüne istediğimiz kadar koyarız. Ay süper. Peki şimdi çok basit değil mi? Çok basit. Peki şimdi böyle YouTube mu daha çok izliyorsun, televizyon mu? Televizyon hiç izlemiyorum neredeyse. Evet. Yani çok uzun zamandır senin programa konuk olduğun için televizyon. Senin programın dışında hiç izlemiyorum. Hiç izlemiyorum. Gerçek ama sonra bir de bu arada bayağı böyle bir bak açık kalmış evde artık Being Gourmet'den televizyon açınca Netflix ya da YouTube'a geçene kadar bir şey ama Being Gourmet çok tatlı. Bu gerçekten tatlı bir kanal gerçekten yani. Tatlı, hakikaten evet. Tatlı bir kanal. Yağını da döküyorum. Maydanoz da koyuyorduk değil mi? Biraz böyle süslemek için üstüne ortasına attırabiliriz. Yes. Çok da koymadım maydanozu çünkü şey tadını şey yapmak istemiyorum. Evet. Yes. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Çok da sağlıklı. Değil mi? Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Yani içinde baharatı var, tavuğu var, proteini var. Ondan sonra şey acuka zaten baharat dolusu. Dolusu ne demekse cevizi var. Of. Ay İdil. Merve şey gelsene. Merve gelsene. Ya, aşırı güzel oldu. Gel gel. Beni kaçırma. Of. Hmm. Gel. Düşün yağ bile yok. Üzerine koyduğumuz yağ dışında yağ bile yok. Yağ bile yok. Çekilin bakayım. Tavuk. Dur şuradan. Neredeydi kaşık? Yok yani bildiğimiz Çerkez, bütün bildiğiniz Çerkez tavuklarını unutun. Unutun ben. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Bu bambaşka bir şey. Hani bunu... O zaman annene çok teşekkürler. Gerçekten size çok teşekkür ederiz. Aynen yani çok şey. Ay bayıldım. Çok güzel. Yani. Çok çok güzel. Bir de aşırı sağlıklı bak. Ceviz, haşlanmış tavuk ve baharat sarımsak. Evet aynen şey hiçbir içinde. Şey yok içinde. Yani yarısını yiyebilir miyim? Yarısını yersin. Aynen yarısını yersin. Biz o gün zaten sen stüdyodan gittikten sonra bayağı devam, bütün gün Çerkez tavuğu yiyerek devam bayağı ettik iyi, yani. Çok iyi. Nasıl servis edeceğiz? Hı? Neye servis ediyoruz? Şey için normalde. Yanına. İşte şimdi anlattım. 4-5 tane farklı. Bir de gelmiş. Dinlememişim. Bir de gelmiş. Soruyor. İnanılmaz. Ben iş yapıyorum pardon. Şey. Yanında birkaç tane farklı meze. Kara lahanalı bir tane var. Onu da gelip Merve yapacak. Ondan sonra haluja var. Böyle büyük mantı gibi. Böyle birkaç tane meze birlikte sofraya çıkıyormuş. Yani bu bir ana yemek aslında gibi. Yani bunu biz ana yemek olarak bayağı yiyoruz ana yemek olarak. Yok, yenir. Aynen. Yenir de ana yemek olarak. Yani
Tabii yani bayar tabii bunu tek başına yerse ama yanına işte böyle birkaç çeşit bir şey varsa masada öyle hani azıcık kasede şey yapayım gibi değil, biz böyle bayağı büyük kasede yiyoruz yani. Çok güzel. Yersin, güzel çok güzel. Merve ellerine sağlık. Senin eline sağlık. Ya aynen. Sen bana acıkan bitince söyle, sonrasındaki tarifte. Tamam, işte, tamam, şey, tamam. O biter. Sana getir. O biter. Getir. Ama mesela et falan yapacaksan et de onunla yapmanı öneririm. Hmm. Başka tarifinde varsa. Salça yerine. Aynen, çok güzel. Salça yerine direkt bunu kullanacağım bunu ben. Bunu mı sen yapıyorsun? Bak bundan da tat. Bu şimdi çok baharatlı. Bunu yemeğin içine koymalık gibi düşün. Evet. Ama şeyi hayal et, böyle düz bir çok lezzetin güzel içine bunu koydum, bir anda ne kadar patlatıyor. Et. Evet, ya da herhangi bayılıyor başka bir yemeğe acayip yakışıyor, çok güzel. Ama bayıldım. Tabii normalde böyle aldığında peki, tabii sermiş. Peki bunu nereden alıyorsun? Onu annemler yapıyorlar. Yapıyor. Tabii. Asıl bunun tarifini yapıyor. Bunu almak için Merve'ye mesaj atıyor. Bana şey, ya bu böyle hani orada işte köydeki insanları falan normalde yapıp böyle sattığı bir şey yani. Satalım. Ya şey. Böyle Ege'ye falan giderken yol çok kenarında güzel görürsün ya, yöresel bir takım şeyler. Evet. Sakarya içinde yani Çerkeslerin yaşadığı bölüm içinde bu bayağı güzel. Evet. Ama insanlar kendileri yapıyorlar bahçelerinde. Evet. Bunun cevizlisini getireceğim ben. Cevizlisi var. Evet, zeytinyağına koyup böyle ekmeğin üzerine sürüyorsun. Kahvaltılık oluyor cevizli acıka. O inanılmaz. Bu tabii yemeklik, bu normal yenmez böyle. Bence vallahi müthiş. Aynen. Kötü değil. Aynen. Bir full baharat. Çok baharat. Sert bir şey yani. Ben ay, hala Çerkes tavuğundayım. Bunu yiyeceğiz herhalde. Merve ellerine sağlık. Senin eline sağlık. Çok teşekkürler. O kadar mutlu olmuş ki Çerkesler mesaj atıyor işte, süper oldu. Hani hep biz böyle şikayet ediyorduk. Yanlış yapılıyor, yanlış biliniyor, kimse bilmiyor diye falan. Mutlular mı? Acayip herkes o zaman çok mutlu. Ben sizden de rica edeceğim, bol bol paylaşın bu videoyu ki Çerkes tavuğunun hakikisini bütün Türkiye'ye öğretelim. Amacım kızlar. Amacımız bu olsun. Bu video yayılsın. Hani doğrusunu öğrenelim, doğrusunu yiyelim. Yöresel lezzetleri saptırmayalım lütfen. Evet, aynen. Kültürümüze sahip çıkalım. Farklı videolarda görüşeceğiz. Görüşürüz. Bay bay. İdil'le sokağa çıktık. Soracağız bakalım ne kadar biliyor İstanbul'da yaşayan insanlar Çerkes tavuğunu. Çerkes tavuğu nedir biliyor musunuz? Yediniz mi hiç? Yemedim. Hiç yemediniz mi? Duydum ama bilmiyorum nasıl. Peki olur. İsmim de çok tabii spesifik ama nereden geliyordur sizce? Pek bir fikrim yok, uydurma olacak. O zaman YouTube'da İdil Yazar bulabilirsiniz. Evet, İdil Yazar'ın kanalında biz Çerkes tavuğu yaptık. Hiç denemediyseniz tam orijinal versiyonunu kesin yapıp deneyin. Tamam, denerim mutlaka. Teşekkürler. Size de soralım. Soralım ki biz ya tek kablomuzla. Siz biliyor musunuz Çerkes tavuğunun tadını? Hiç yediniz mi? Yedim, evet. Meze çeşidi değil mi? Buraya balıkçılarda falan mı yediniz? Balıkçıda mı yedim bilmiyorum ama çok duydum yani, ama çok sevdiğim bir şey değildir açıkçası. Ne renk olur Çerkes tavuğu? Böyle bej gibi bir şey olur, koyu. Yanlış mı biliyorum? Yanlış bir. Evet, turuncu olması lazım asıl. Gerçekten evet, mi? Bayağı turuncu. O yüzden İdil'le biz yaptık az önce de söylediğiniz gibi. Kesin İdil'in kanalında izleyin orijinal versiyonu. Tamam, teşekkürler. Çerkes tavuğu yediniz mi? Tabii ki. Yedin. Nerede yediniz? Genelde çevremdeki birkaç şarküteride yaparlar. Bir de çok sevdiğim Hilde diye bir Ermeni ustamız vardı, o yapardı. Ha. Ne renk olur peki? Sizin yediğiniz ne renkte? Tarator'un rengini bilir misin? Evet. Tarator rengi. Siz o zaman biraz daha doğrusuna yakın yemişsiniz doğru Çerkes tavuğu. Hafiften normal, böyle. Evet. Turuncuya yakın olması lazım. Tarçın. Aa, o biraz Ermeni usulü olmuş herhalde şey gibi. Ermeni mezelerinde tarçın olur ya. Çerkes tavuğu da esasında Çerkes tavuğu olarak geçer ama Ermeni mezesidir bildiğim kadarıyla. Yok değil, öyle değil ama çok fazla Ermenilerle Çerkesler doğru bir arada yaşadıkları için doğru karışmış doğru tarifler olabiliyor. Doğru. İdil'in kanalında biz Çerkes tavuğunun orijinal versiyonunu yaptık. İdil Yazar diye YouTube'da girip orijinal versiyonunu deneme fırsatınız olursa yapıp deneyin deriz. Bir karşılaştırırsınız. Olur. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çerkes tavuğu sever misiniz? Evet, tabii ki. Nerelerde yediniz? Ya daha önce evde yapılıyordu her zaman. Bizim evde yapılıyordu. Orada yedim sadece. Dışarıda işte yerde tatmadım. Nerelisiniz? Ben aslında Midilliyim. Öyle mi? Evet. Peki siz... Kodama büyüğü İstanbul'da. Sizin yediğiniz Çerkes tavuğu ne renk? Böyle gri diyebilirim. Böyle
Yanlış. Yanlış. Bu çok önemli. Gerçekten. Veya turuncu. Turuncu olması lazım. Benim yediğim hiç öyle değildi. Neyse. O zaman evde yani yapacak biri varsa ya da siz yapıyorsanız yemek, İdil'in kanalında çok böyle acayip kolay ve orijinal versiyonun tarifini yaptık birlikte. Siz de izleyip mutlaka bir gün deneyin fırsatı. O zaman abone olup takip ediyoruz. Evet. Aynen. Teşekkürler. Evet, bir Çerkez tavuğu deneyimleyip deneyimlemediğin çok güzel bilmece. Neyse özetle Çerkez tavuğu yediniz mi hiç? Yedim. Nerede yedin? Evde ve dışarıda arkadaşlarımla, Çerkez olan arkadaşlarımla. Evde yapıldı mı yoksa böyle mi? Yapıldı. Yapıldı. Annem yaptı. Ay, nasıl, ne renkte? Turuncu. Turuncu değil mi? O zaman Çerkeslik'le bağlantınız var mı? Arkadaşlarımın var. Ha, doğru. O zaman benden size bir soru gelsin şimdi. Peki burgeri nasıl yapıyorsunuz, hamburgeri? Daha doğrusu iyi bir yerde deneyimlediniz mi? Ve farklı tatlar, boşnak burger. İdil'in kanalında ben gördüm burger, çeşitli evet, burgerler. Evet, benim kanalımda çeşitli burgerler var. Ama şimdi en son şey olarak yapmaya başladım. Dana kaburgayı alıyorum. Hı-hı. Ondan sonra onu uzun uzun pişiriyorum. Sonra böyle o iyice tiftik oluyor. Hı-hı. Hatta onun tarifini paylaşayım. Böyle o tiftik burger yapmayı çok seviyorum şu an. Ama bir burgerci tavsiyesi gelecek gibi hissediyorum. Burgerci tavsiyesi değil, isterseniz bizim mutfakta bir yarışma yapabiliriz. Neresi sizin mutfak? Bir arka sokakta, isim vereyim mi? Evet. Bread and Burger. Bread and Burger. Evet. Tamam, hep önünden geçiyorum. Evet. Tamam, anlaştık, geliyorum o zaman size. Ne zaman? Haftaya geleyim. Hangi gün? Ben şimdi randevuyu koparmadan bırakmam. Yakaladım bir kere. Hayır, telefonum da yok. Benim sizin var telefonunuzu telefonum. Alayım, tamam. Telefonumu getirebilir misin? Çok iyi. Sizin telefonunuzu siz yapın, ben de yemeğe gelirim. Aynen. Bekleriz. Tamam. Teşekkür. Telefonlar da alınıyor. Bilmiyorum. Ben buradan söylüyormuşum sesli olarak. İdil Yazar'a bu numaradan ulaşabilirsiniz. Kaydettim. İdil Hanım, ben sizi çaldırıyorum şimdi. Siz beni çaldırın. Tamam. Sonra ben... Çalıyorum bakayım da bir. Yanlış numara olmasın. Yok artık. Çalıyorum ama yanımda değil, ofiste tamam, bıraktım. Tamam. Sorun değil. Sizin adınız neydi? Onur Burak. Onur Bread and Burger. Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. Son bir soru daha. Çerkez tavuğu mu, Çerkez tavuğu mu? Z ile mi, S ile mi? Çerkez. Evet, bravo.